Merhabalar. Ben Sadık Özalp. Ben bugün sizlere Mehmet Genç'in Rotasız Seyyah kitabını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yazar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Mehmet Genç 1982 yılında Samsun'da doğmuştur. Tüm eğitim hayatını doğduğu bu şehirde tamamlamıştır. 2002 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Elektronik Bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında askerliğini bitirip İstanbul'da yaşamaya başlamıştır fotoğraf, bilgisayar ve elektronik hayatının önemli parçaları olmazsa olmazlarıdır. Canlı müzik dinlemeyi sever, görsel ve modern etkinlikleri fazlasıyla ilgisini çekerdir. Üniversite yıllarında 2 yıl süreli o takımında lisanslı olarak su altı rugbysi sporunu yapmıştır. Yüzme ile aşırı ilgisi olan bir insandır. Askerliğini balık adam olarak yaptığı için Su altında 70 saat dalış tecrübesi vardır. Tüpsüz 10-12 metreye kadar serbest dalış yapabilen biridir. Profesyonel fotoğrafçıdır. 6310 metre yüksekliğiyle ile Ekvator'un en yüksek dağı olan Chimborazo dağına tırmanış ve dağcılık sporuna ilk adımlarını atmıştır. İngilizce ve İspanyolcayı dünyayı gezerken öğrenmiştir. Dünyayı köşe bucak gezen, maceralarını internetten yüzbinlerin takip ettiği ve kısa zamanda bir internet fenomenine dönüşen rotasız seyyah Mehmet Genç, birbirinden ilginç, hüzünlü, komik ve yer yer gerilimli anılarını bu kitapta bir araya getirmiştir. Gelin Mehmet Genç'in ağzından bu anılarını daha yakından anlamaya çalışalım. Son 6 yıldır dünyayı gezmeye çalışıyorum. Eğer 9 canım varsa muhtemelen yollarda gelenler yüzünden birkaçını kaybettim. Ama gidilmeyen yerlere gitme ve gittiğim yerlerde yaşayan insanların fotoğraflarını çekme arzum hiç tükenmedi. Bu süre içinde yaşadığım iyi kötü olaylardan hep bir sebep sonuç ilişkisi çıkardım. Hostellerde karşılaştığım, evlerinde misafir olduğum, beraber gezdiğim yahut yolda tanıştığım insanlardan elimden geldiğince bir şeyler öğrenmeye çabaladım. Rotası seyahatlerim sırasında karşılaştığım 1992 yılında her şeyini bırakıp Honduras'ın ufacık bir adasında yerleşen Alman gezgin Reiner'dan da hayata dair çok şey öğrendim. Cep telefonu, bilgisayar ve televizyonu olmayan, interneti ise hiç kullanmayan Reiner'ın şu sözünü zihnime kazıdım. Parayla sağlığı, arkadaşlığı, gerçek bir gülüşü, iyi bir uykuyu satın alamazsınız. İşte Mehmet Genç zamanında her şeyi bırakarak çıktığı yolculuklara dair anılarını takipçilerinin de ısrarı üzerine bu kitapta birleştirmiştir. İlk başta tabii ki Facebook'ta takip ettiğim birisi olduğu için okuduğum hikayeleri zaten okumuş olmak beni birazcık boğdu diyebilirim. Kitabın belli bir noktasından sonra denk gelmediğim hikayelere denk geldikçe daha bir sevindim. Zaten kitap çıkartacağını duyduktan sonra sanal alemde okumaya ara vermiştim. Çoğu bölümün sonrasında barkodlar ile bölüme ait fotoğraflara ulaşmak çok güzel olmuş. Teknoloji ile beraber kitaba devam etmek oldukça eğlenceliydi diyebilirim. Fotoğraf azlığı beni biraz hüsrana uğrattı. Çünkü Mehmet Genç'te daha fazla fotoğraf olduğunu biliyorum. Yine de bölümü okuduktan sonra oraya ait videoları izlemek ve çok, videoları izlemek çok keyifliydi. Zaten okurken bir nebze gözünde canlandırdığın heyecanla anıların videosunu izlemek hayal gücün ile gerçeği kıyaslama şansı veriyor. Kitabın içeriği bana biraz düzensiz geldi. Misal bir an Kolombiya'yı çok Kolombiya'yı okurken bir sonraki bölümde Panama'da olup sonrasında yine birkaç bölüm sonra Kolombiya ile Kolombiya ile ilgili bir hikayeye denk gelinebiliyor. Haliyle senelerde farklı farklı kronolojik bir sıraya göre içerik düzenlenmesi yapılmamıştır. Bu hikayelerin aralarında bir de Mehmet Gencin gezginlere tavsiyeleri ya da gezgi sırasında başından geçen ilginç olayları ya da sosyal medyada karşılaştığı gariplikleri farklı bölümler ile anlatmıştır. Kitap bölümlere de ayrılabilirdi diye düşünüyorum. Yaşadığı güzel olaylar, kötü olaylar, tavsiyeler vesaire gibi. Sanal alemde yazdığı yazılar yazılar hiçbir şekilde değiştirilmeden kitaba yansıtılmıştır. Sanırım sadece dil bilgisi kuralları ile ilgili düzeltmeler yapılmıştır. Ama bu sorun internet ortamında bir yazıyı okumak ile kitaptan okumak arasındaki farkı da gözler önüne seriyor. İnternetten yazılan hikayeyi okurken sıradan bir yazıya tanıklık ediyorsunuz. Fotoğraflar var, paylaşımın altında yazılar var. Yani hayal gücünüz çok aktif olmuyor. Ama bir kitabı okurken hayal gücünüzü destekleyecek betimlemelere ister istemez istek duyuyorsunuz. Konuşma cümlelerinin çoğu soru cevap şeklindeydi. Mehmet Genç soruyor, karşıdaki kişi cevap veriyor. Adın ne? Nerede oturuyorsun vesaire gibi. Karşıdaki kişinin ya da Mehmet Genç'in duyguları aktarılmadığı için sorgulamaya sorgulamayı okuyormuş gibi hissettim. Belki burada yazar yaşadığı olaylara ek olarak bir şey katmak istememiştir. Buna saygı duyarım. Onun dışında Mehmet Genç zaten çoğu kişinin başaramadığı bir şeyi başardı. Önünde saygıyla eğiliyorum. Türkiye'de gerçek zengin sayısı ne kadar olsa da Mehmet Genç kadar gezip, dolaşıp ve çok farklı insanları tanımak her zengine nasip olmaz. Tabii ki de fotoğrafçılık dünyanın en çok kazandıran işi değildir. Peki zenginlerin parayı bassalar bile zar zor gezebileceği bunca yeri nasıl dolaşmış Mehmet Genç. Kendisini ifade edişi bu konuda bize biraz ipucu veriyor. Zengin olmadığı halde, hatta dost doğru parası olmadığı halde, zengin olunca yapılmak istenen ilk üç şeyden biri olan dünyayı gezmeyi, zengin olmadan yapmaya çalışan birisiyim. Zaten diğer ikisi de ev ve araba almak değil miydi? Şimdilik dünyevi şeylerle işim yok. Birçok gezgin gibi Mehmet de biletlerini önceden alıyormuş. Mil ve benzeri puanlarda kullanıyormuş. Bir yere gidecekken sadece gidiş ve dönüş biletlerini ayarlıyor ve yola çıkıyor rotasız. Yol onu nereye götürürse oraya doğru gidiyor. Genelde hostel üzerinden tanıştığı insanlarla konaklıyor. Bir yere en ucuz nasıl gidilirse o şekilde yol alıyor. Yürüme, otostop, otobüs ve tren gibi. Mehmet Genç 3 araç değiştirip gece ormanda 3 saat yürüyerek 15 saat yol tepmeyi tercih eden çılgın bir insandır. Yemeğe de çok para harcayan, harcamayan Mehmet Genç genelde hostelde veya kaldığı evde yemek pişirerek karnını doyuruyordur. Peki ne kadar harcıyor dersiniz? Bir örnek verecek olursak İstanbul'dan çıkıp İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz'i gezip gelmek için her şey dahil 2500 TL para harcamıştır. Evet gerçekten de yapmış bunu. Hem de 18 günde. Ya da Brezilya, Paraguay, Bolivya, Peru, Şili, Arjantin ve Uruguay'da tam 62 günde gezip gene her şey dahil 5800 TL harcamıştır. Bir başka ilginç yanı ise rotasız seyyah yola çıktığında neredeyse hiç İngilizce bilmiyor oluşudur. Çoğumuzun en büyük mazereti olan ama İngilizcem yok ki savını da böylece çürütmüştür Mehmet Genç. Daha henüz Mehmet Genç ve hikayeleri ile tanışmayanlar varsa ısrarla bu güzel insanı tanımasını isterim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.